canlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün sizlerle mükemmel bir konu daha işliyoruz. Sana bir sıcak bir soğuk davranıyorsan neler yapmalısın, nasıl bir yol izlemelisin, sana ne yapmaya çalışıyor, nasıl duygular besliyor, bunların hepsini bugün bu videoda konuşacağız arkadaşlar. Tabii konuşmadan öncesinde lütfen siz de beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıya da yorum yazın. Başka hangi konularda video yapayım? Sizin yorumlarınızı bekliyorum ve hepsini de okuyorum. Bu arada kanalıma tabii ki burjuva sınıfında olan arkadaşlar lütfen katıl butonundan kanalıma ücretli üyelik alabilirsiniz. O zaman hadi çok uzatmadan, eğer beni Instagram'dan da takip ettiyseniz hemen videoya geçelim arkadaşlar. Sizin de çok zamanınızı almak istemiyorum. Birisini çok seviyorsun. Aranızda böyle bir olaylar geçti. Ne hissettiğini tam olarak anlayamıyorsun. Çünkü sana böyle bir geliyor, bir gelmiyor. Bir ne istediği belli değil. Bir seviyor gibi, bir sevmiyor gibi. Seni hep böyle bir arada bırakıyor. Ve artık seni çıldırtma noktasına getirmiş durumda. Sen de haklısın. Ama sana neden böyle yapıyor? Şimdi ilk başta hemen ilişkinizin en başına gidelim. Şimdi ilk başta bir şeyler hissediyor muydu? Önce bunu düşün. Çünkü ilişkinin en başındaki probleme inmemiz lazım. Sana nasıl konuşuyordu? Sana nasıl davranıyordu? Bunlar çok önemli noktalar. Yani ilk başta sana aşırı soğuk davrandıysa zaten seninle bir şeyler olma ihtimalini hiç kafasında düşünmemiş. Sadece zamanla senin ona karşı sevginden dolayı sana içinde bir şeyler beslemeye başlamış demektir. Bu yüzden bir sıcak bir soğuk yapıyor olabilir. Ama ilk başta sana karşı biraz daha nötrse, yani ne istediğini tam olarak bilmeyen, daha doğrusu seviyor mu sevmiyor mu yine en başından beri öyleyse, kafası gerçekten karışık olan ve duygusal anlamda büyük bir karmaşada olan bir insandır. O yüzden de sana tam bir adım atıp atmayacağı konusunda emin değildir. Eğer ki konuştuğunuz ilk zamanlar sana karşı bir şeyler hissediyormuş gibi davrandıysa, aranızda bir flört dönemi geçtiyse, sonrasında sana bir sıcak bir soğuk yapmaya başladıysa, demek ki ilerleyen süreç içerisinde senin ona karşı tavırlarından dolayı sonrasında sana karşı değişim göstermiş demektir. Bu durumların üçünü de detaylıca konuşacağız şimdi. İlk başta sana karşı bir şeyler hissetmiyordu'dan başlayalım. Eğer ki bu kategorideysen, sonrasında sen ona karşı duygularını çok fazla yansıttıysan ve sanki ona kaybetme duygun var gibi yaşattıysan, ki büyük ihtimalle de öyle, o yüzden sana karşı böyle hep bir umut verme durumu onda alışkanlık haline gelmiştir. Yani senin ona karşı tavırların yüzünden aslında sana karşı bunu sergiliyordur ve gelecek zamanla alakalı aranızdaki durumun netleşmemesi durumu senin ona hiçbir taktik uygulamamış olduğundan kaynaklanıyordur. Eğer ki ona bir taktik uygulasaydın bu süreçte, zaten sana bir sıcak bir soğuk yapmazdı, direkt olarak ilişkin olmasını isterdi. Kanalımda taktikler var. O taktiklerden birisini uygulayabilirsin. Bunun için de ayrıca ilerleyen dakikalarda yine çözüm önerisini bulunacağım, merak etme. Ama sana karşı hissiyatının tam anlamıyla başlamamış olduğunu söyleyebilirim bu noktada. O yüzden de onun hislerini canlandırabilmek için öncelikle onu gerçekten anlayabilmen, dinlemen gerekiyor. Neden senden uzaklaştığının tam böyle derinlemesine anlaman gerekiyor. Gerçekten hiç hoşlanmadığı için mi? Yoksa zamanla sadece senin sevgin olduğu için mi hoşlandığını? Bu iki ayrımı yapabilmen gerekiyor ve ondan sonrasındaki süreçte de sana anlatacağım şeyleri uygulaman gerekli canım kardeşim. Karşı tarafın büyük ihtimalle sana karşı sevgisinin tam anlamıyla olmayışı, seni kaybetme korkusunun olmayışı dolayısıyla sana bu tavırları sergiliyor demektir. Diğer kategorimize geçecek olursak, ilk başta sana nötrdüyse seni tanımak istemiştir. Yani duygusal anlamda aslında bir ilişkiye açıktır. Eğer ki sen ona karşı iyi anlamda gittin, sonrasında baktı ki senden çok fazla sevgi ve ilgi görmeye başladı ve seninle kaybetme duygusunu gördüğü andan itibaren yavaş yavaş kendisini geri çeker, sonra ne hissettiğini bilemez, bir adım atar, bir geri kaçar, bir adım atar, bir geri kaçar. Senin de kafan karışır bununla birlikte. Bu kişilerin, yani bu nötr başlangıcın diğer az önce anlattığım şeyden daha yüksek ihtimalde ilişkiye dönebilmesi mümkündür. Aslında sen onun üzerine fazla ilgide bulunduğundan dolayı yapıyordur. Yani aslında sana karşı bir hoşlantısı vardır. Sadece bu hoşlantı düzeyini yeterince artıramamıştır. Bu sebepten dolayı da bu ilişkiye doğru ilerlememiştir. İlerlediyse de eğer, yine aranızda ciddi problemler oluşmaya başlamıştır. Çünkü seni hem kaybetme korkusu vardır hem yoktur. Yani seninle zaman geçirmeyi sever aslında, ama tam anlamıyla zaman geçirdikten sonrasında bir anda da senden sıkılabilir. Bunun temelindeki durum yine senin tavırlarındır canım kardeşim. Bir sonraki kategoriyi detaylandıracak olursak eğer, en başta sana çok pozitifti, her şey yolundaydı, hatta bir ilişkiye gidecek gibi gözüküyordu. Hatta belki aranızda bir şeyler oldu, uzaklaştınız, tekrar geri böyle birleşir gibi oldunuz, tekrar uzaklaştınız. Belki bu
alışkanlığa dönmüştür. Yani şu anlamda alışkanlık. Tam anlamıyla anlaşamama alışkanlığı. Yani seninle tartışmak, uzaklaşmak artık onun bir rutini haline gelmiştir. Bu yüzden de onun için bir problem yokmuş gibi gözüküyordur. Ama senin için bir problem vardır. Çünkü sana hem bir umut veriyor hem de senden uzaklaşıyor. Bu da senin kafanı fazlasıyla kurcalıyor. Ve senin psikolojini bozan bir şey aslında. Karşı tarafın sana karşı ilgisi büyük ihtimalle sen ona ne kadar ilgi duyuyorsan o kadardır. Yani karşılıklı olarak en başından sana karşı nasıl değilse o şekilde ilerliyordur. Sadece aranızda çok büyük olaylar dönmediyse, yani çok büyük birbirinize patlamalar yaşamadıysanız, ilk baştaki sevgisi nasıl değilse aynen de öyle devam eder. Hatta bu sevgi durumu artabilir seninle geçirdiğin vakitlere bağlı olarak. Fakat senin karakterinle, tavırlarınla alakalı ciddi problemleri olduğundan dolayı ve seni sürekli olarak toparlamaya, düzeltmeye çalıştığı için ya da tam aksine sen onun karakterini veya tavırlarını düzeltmeye çalıştığın için seni kendi kontrol altına almaya çalışıyordur. Bu yüzden sana bir sıcak bir soğuk yapıyordur. Yani kendi kontrolünü almak derken, sen benim kurallarıma uyacaksın, ben senin kurallarına uymayacağım. Eğer sen benim kurallarıma uyarsan ben seninle sevgili olabilirim. Eğer uyumazsan da aramızda hiçbir şey olmayacak diye senin gözünü korkutan birisi diye söyleyebilirim. Bu anlattığım olay, altını çiziyorum, aranızda çok büyük psikolojik şiddet içermeyen durumlar olduysa gerçek olan bir durumdur. Yani aranızda geçmiş zaman çok büyük olaylar yaşandı. İşte çok koptunuz. O sana çok büyük hatalar yaptı. Sen ona çok büyük hatalar yaptın da sonrasında böyle bir sıcak bir soğuk olduysa senin geçmişteki hatalarını affedemediği için sana bunu yapıyordur. Yani az önce anlattığım şey gerçekleşemez böyle bir durum içerisinde. Yani seninle tam anlamıyla güzel bir gelecek kafasında plan kurmuyordur. Bu da ne demek? Aranızda çok ciddi anlamda bir kavga alışkanlığına dönüştüğünden dolayı sıcak soğuk yapmaya devam ediyordur demektir. Şimdi size böyle anlatınca belki karışık geliyor. Belki nasıl, yani hangisi hangisi diye böyle kafanız karıştı. Genel itibariyle şunu söyleyeceğim şimdi olayı buraya bağlayacağım. Senin ona kalan kaybetme korkun olduğundan dolayı karşı taraf naz yapıyor ya. Gerçekten seni kendi kontrolünü almak isteyen bir kişi senin kaybetme korkunu kullanmaya çalışıp, senin zaafını kullanmaya çalışıp seni kendi yörüngesine oturtmaya çalışır. Yani der ki sen benim hayatımın merkezinde değilsin kardeşim. Ben senin hayatımın merkezindeyim. O yüzden senin kuralların değil benim kurallarım geçerli olacak diyordur ve bu yüzden de sana bunu yapmaya devam eder. Bu kişiyi bir sarsıp kendine geçirmemiz lazım. Siz benim kankamsınız. Size bunu yapamaz. İzin vermem. O yüzden ne yapacaksınız? Oydu, haydi o zaman. Haydi. Haydi o zaman hemen artık taktiğe geçelim. Durun, ben de heyecanlandım. Bak kardeşim, şimdi ilk başta ne yapıyorsun? Anlattığım bu üç kategoriden birinde olabilirsin. Karşı taraf senin ona karşı kaybetme korkun olduğunu kullandığından dolayı ona ilk başta, yani birinci adım, kaybetme korkun olmadığını ona göster. Yani senle aramızdaki durumdan ben artık yoruldum. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Ben gerçekten sana değer verdim. Verdim. Ve sen bunun tam anlamıyla kıymetini bilemiyorsun. Tabii ki sen seni üzecek olan insanları seçiyorsan bu senin tercihin. Bak, konuşma tarzınız bu şekilde olacak, tamam mı? Yani karşı tarafa çok netsin. Seni kaybetme korkum yok. Bu senin tercihin. Ama sen benim gibi seni gerçekten seven bir insanı kaybetmeye devam ediyorsun. Bu şekilde ona mesaj verir gibi konuşman gerekiyor. Yani ne abartılı bir rest ne de abartısız bir rest. İkisinin orasında gideceksin. Orasında. Arasında değil. İkisinin arasında gittiğinden dolayı sen bir süre sonrasında ona ne istiyorsun ne istemiyorsun moduna bağlattıracaksın. Yani karşı taraf senin seninle alakalı olarak bir süre sonrasında şunu düşünecek ki bu uygulamayı, yani bu konuşma tarzını siz her konuştuğunuzda yapacaksın. O yüzden şimdi bir sıcak bir soğuk yaptığı için belki seninle haftada bir konuşuyor. Belki iki günde bir konuşuyor. Ne zaman konuştuğunu bilmediğim için ona tam bir zaman veremiyorum. Ama belirli bir süre en azından 4-5 konuşmanızda ona karşı bu az önce anlattığım konuşma tarzını yaşatarak konuş ve sonrasında da onda bazı değişiklikler göreceksin. O da şunu düşünmeye başlayacak. Diyecek ki beni eskisi kadar sevmiyor galiba. Beni eskisi kadar istemiyor.
ne istediğini ben de anlayamıyorum dedirteceksin ona bu olayların sonunda. Yani konuşma tarzın buna yönelik olacak. Sen ne istediğini bilmiyorsun, artık onunla bir ilişki istiyor musun emin değilsin ve artık onunla kavga etmek, tartışmak istemiyorsun. Geçmişteki olayları geçmişte bırakmak istiyorsun ve gerçekten bu konuda çok yoruldun. Sen artık mutlu olmak istiyorsun ve seni mutlu edecek bir insanla olmak istiyorsun. Sen dersen ben seni evet mutlu edebilirim, geçmişteki her şeyi silip evet seninle bir şeyler olabilir diyorsam o zaman bana gel. Eğer böyle gelmiyorsam da gelme. Gelme. Yani bana net ol ya da olma. Ben seni beklemiyorum artık. Ben sadece seni sevmeye devam ediyordum. Ama sen bunun kıymetini bilmiyorsun. Kıymetini bilmemeye devam edersen de beni kaybetmeye devam edeceksin diyeceksin. Yani çok netsin. Yani sen onu kaybettiğini değil, onun seni kaybettiğini ona vurgulayacaksın ki karşı taraf gerçekten elinde onu seven bir insanı kaybettiğini idrak etmeye başlayacak. Ve tavırların da buna göre devam edecek ve karşı taraf bir süre sonrasında şunu düşünmeye başlayacak. Beni gerçekten seviyordu, o bile benden vazgeçiyor, ne olacak halimiz falan diye sorgulamaya başlayacak. Aranızdan biraz daha zaman geçecek, sonrasında sana iyi anlamda gelmeye başlayacak, senin zaaflarına dokunacak. Bak o zaman beni hatırla, o zaman bu anı hatırla canım. Çünkü videomu izliyorsunuz sonra unutuyorsunuz. Sonlara geldiğinizde tekrar bu videoya uğrayın. Bu kız bunu yaptığında ya da bu erkek bunu yaptığında tekrar gelip bunu videoyu izleyin bak. Gelecek senin kanına dokunacak. Diyecek ki ya bak işte seninle çok güzeldi. Sana çok böyle sıcak gelecek. Gerçekten seni çok seviyor gibi gelecek. Çok güzel adımlar atacak. Sen ne yapacaksın? Madem öyle neden her zamanki yaptığın gibi aa bilmem ne ben de çok seviyorum, ben de çok özlüyorum falan şeyler yazmayacaksın. Diyeceksin ki madem öyle birbirimizi mutlu edebiliyoruz o zaman bana tam adım at. Bana bir öyle bir böyle konuşma. Bana bahanelerini sunma. Eğer ki sen bunları gerçekten hissediyorsan bunları direkt karşıma gel yüzüme söyle. Eğer uzak yerlerdeyseniz yüzüme söyle deme tabii ki ama bunun ardını getir. Sevmek yetmez diyeceksin. Sevmek yetmez ama bunu uygulamaya dökmek herkesin harcı değildir diyeceksin. Yani sen bunun kanına dokunacaksın, anladın mı? Sevmeyi herkes yapar. Ama bunu hayata dökebilmeyi herkes yapamaz. Ben bunu yapabiliyorken sen bunu yapamıyorsan sen bizim sonumuzu getireceksin diyeceksin. Karşı taraf bir taraftan böyle bir şok olacak. Çünkü sen normalde o sıcak yaklaştığında sen de öyle hani yaklaşıyordun ya. Garibine gelecek yani. Ne yapıyor? Ne oldu buna falan diyecek. Sonrasında seni kaybetme durumunu, duygusunu yaşamaya başladıkça psikolojisi artık ben onu kaybedebilirim, kaybedebilirim diye böyle korku onda oluşmaya başladıkça bu sefer sana adım attığını göreceksin. Artık kaybetme korkusu olan taraf o olacak. Sen olmayacaksın bütün bunları gerçekleştirebilirsen. Ve sonrasında da senin istediğin şey zaten gerçekleşecek canım. Yani aslında en başından beri olması gereken şeyi bu taktik sayesinde başarmış olacaksın ve inşallah bana bir teşekkür mahiyetinde yine gelirsin yani. Şöyle bir teşekkür ederim. Olabilir. Katıl butonuyla katılmak olabilir. Diğer videolarımı izleyip daha da bilgilenmek olabilir. Yani ilişkiniz konusunda her şeyi detaylıca anlatıyorum. Siz de beni takiplerinizle destekleyebilirsiniz. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Instagram'ım falan artmıyor. Lütfen gelin beni oradan da takip edin. Orada da storylerde falan çok eğleniyorum. Fotoğraflarım da zaten şey. Evet, bu video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımın diğer videolarını izlemeyi unutmayın. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu işin sonunda gülen yüz siz olacaksınız. Neden? Çünkü siz benim kankamsınız, onlar değil. Çünkü niye? Çünkü sen beni izliyorsun, onlar değil. O zaman onlar kaybedecek canım. Yapacak bir şey yok. Haydi görüşürüz.